Temmuz, 11 Temmuz. Değerli balık burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Aşı oldum. Bir hatam varsa affola. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Değerli balık burçları, bu aralar şöyle söyleyeceğim. Çok ısrarcı, çok bir şekliniz olacak. Bütün konulara takıntılı şekilde yoğunlaşacaksınız. Bu tavrınız inanılmaz sizi yorabilir, etrafınızı şaşırtabilir. Ailenizle alakalı noktalarda bile ters düşebilirsiniz. Aranızda olumsuzluklar yaşanabilir. Onları ikna edemeyebilir. Daha çabuk sinirlenip daha onları yıpratabilirsiniz. Bu hafta gereksiz gerginlikler sizi ve ailenizi yıpratacak. Sizden ricam, herkesin enerjisinde bir güzellik var. Bu enerjiyi yıpratmayın aileyle alakalı noktada. Ve amca ya da hala konularımızda bazı miras konuları gündeme gelecek ve bunlar sizin canınızı sıkabilir. Siz muhatap olmayın. Büyükleriniz bu konuyu çözecek diyorum. Uzun süredir iş beklentiniz varsa bu Temmuz ayı hareketli. İş kapılarınızla alakalı görüşmeler, iş konuşmaları, diyaloglar söz konusu olacak. Yeter ki siz bu iş kapılarını ihmal etmeyin. Çünkü size 3 ayrı noktadan bir iş oluşumu var. Siz kararsız kalırmayın. Üçüne de gidin. Hangisi kabul ederse bu kapınızı aydınlığa kavuşturun diyorum. Uzun süredir askere gitmek isteyen bir evladınız varsa ya da askere gidecek bir evladınız varsa hayırlı bir şekilde gidecek. Endişe etmeyin istiyorum. Hatta askerde kalabilir. Orada meslek edinebilir. Yani orada kalmaya karar verebilir. Bunu da hiç zorlamayın. O orada mutlu olacak diyorum. İş konularınızla alakalı güzel fırsatlar var. Ailede askere gidecek ya da devlete girmek isteyen kişilerin olumlu süreci var gözüküyor. Büyük bir kurumsal ya da sağlık sektöründe ya da diş hekimiyseniz işinizi daha büyütmek, daha büyük ya da iş alanında diş doktoruysanız bulunduğunuz noktada daha farkına varacak, daha sizi onur edecek olaylar söz konusu olacak. Bu da motivasyonunuzu arttıracak değerli balık burçları. Balıklar, aslında bu hafta size ailevi yaşanan evrede iş konularınızda büyük bir bereket, sizi yormayacak enerjiler ve mutlu edecek bir hafta olacak. Hatta gitmek istediğiniz bir bölüm varsa, bölüm değişikliği istiyorsanız buradan da olumlu bir süreç alacaksınız. Laboratuvarda çalışıyorsanız, başka bir bölüme geçmek istiyorsanız burada da doğru bir süreç var. Yani bu hafta olumluluğunuzun en başarılı noktası olacak. Bence sizin yapmanız gereken tek şey başvurularınızı doğru yapın. Kapılarınız gayet hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum. Yani sizin kendi içinizdeki yaşayacağınız yorgunluklar geride kalacak değerli balık burçları. Yalnız değerli balık burçları, biliyorsunuz ki hala Jüpiter'de, kendi evinizde devam ediyorsunuz ve ve retrodasınız. Hayal dünyanız, psişik güçleriniz sizi yorabilir ve bu yoruşlar sizi yıpratabilir. Ama şunu demek istiyorum. Hayatta dokunacağınız her evre size yenilik getirecek. Yeter ki kendi ruhunuzu yormayın. Evet, aşk bekleyen balık burçlarında sürpriz, hareketli. Hatta şöyle söyleyeceğim. Bu ara ateşli ilişkiler, yani sizi mutlu edecek, devamlı iletişim halinde olacağız, konuşmanız, aynı ruhta olmanız sizi mutlu edecek, doğru renklere dokunacağınız bir hafta. Hatta bu ara hem flörtöz ruhunuz olacak hem de bir ilişkiyi kontrol edeyim evresinde. Yani bu ara çoklu bir enerjiniz var ama bir yandan da düzenimi kaybetmeyeyim enerjiniz var. Hata yapıp kuyruğunuzu sıkıştırmayın ve ilişkinize zarar vermeyin. Değerli evli olan balık burçları, kadın erkek ayrımı yapmıyor. İlişkiniz, sevgiliniz uzun sürekli olabilir. Bu ara flörtöz ruhunuz sizi yanıltabilir diyorum. İhmal etmeyin. Geçmişe ait kırgınlıklarınız çok fazla. Geçmişi çok fazla düşünüyorsunuz. Keşke orada kalsaydım. Keşke bunu ya. Hayır, siz artık keşkeleri geride bırakın. Şu anki bulunduğunuz noktaları kontrol altına alırsanız daha büyük aydınlıklar yaşayabilirsiniz. Evli olan balık burçlarında özellikle eşinizin size tutum tavrı ve ev konuları ile ilgili zorlamasından dolayı acayip derecede mutsuzsunuz. Ama o ev alınması lazım. Artık popoyu kaldırıp bu anahtarla ilgili doğru çözüm bulman lazım. Hem çocuğunuzun hem evliliğiniz hem sizin için geçerli. Bir de ailenizde bazı haklar var. Buna güvendiğiniz için almak istemiyorsunuz ama eşiniz de çocuklar ve sizin için güvence istiyor. Lütfen bir an önce bunu toparlayın ve bu sorunu hayatımızdan çıkartalım diyorum. Bir de yeni işe başlayacak ya da iş kurmak isteyen bazı balık burçları için acele etmeden sindire sindire ve mantıklı şekilde işlere girmemiz lazım. Ani kararlar size zarar verebilir. Yarım bıraktığınız eğitim için master kararı verebilirsiniz.
Dil eğitimi ya da Fransızca öğrenmek isteyen bazı balık burçları için bunun altyapısını oturtacaksınız ve güzel başarılar elde edin. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz, hissettiklerinizi birebir yaşayacaksınız. Bol bol dua ediyorsunuz hislerinizi kaybetmemek için. Hatta şöyle söyleyeceğim, düşündüğünüz insanı düşündüğünüz an karşınızda bulacaksınız. Hisler, rüyalar, kalbinizden geçen her şey. Yani bu ara psişik güçleriniz herkesten daha güçlü olacak. Doğru değerlendirdiğinizde bu hisler size doğru yön verebilir diyorum. Sağlık olarak belki ruhsal olarak yorgun hissedebilirsiniz. Diz ve kemik ağrılarınız ve boyun fıtığınız olabilir. Dikkat diyorum. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.